Evet, beklerken gözlerimizin yollarda kaldığı Disney Plus platformu sonunda ülkemize geliyor. Ve öyle Netflix'in yaptığı gibi eli boşta değil. 14 Haziran'da ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan platform ayak seslerini daha şimdiden duyurmaya başladı. Çünkü Atatürk'ümüzün anlatılacağı ilk sezonu 6 bölüm olarak planlanan bir dizi şu anda Disney Plus'ta yapım aşamasında. Ve olaya gel abi, oyuncu kadrosunda zaten Aras Bulut abimiz bulunuyorken son dakika gelişmesi olarak Emma Watson'ın da kadroya katıldığı söyleniyor. Yani işte şu Türklere bir jest yapalım, hem güzel de üye kasarız kafasıyla yaptıklarını düşündüğüm bu yapıma Emma Watson'ın katılıyor olması bu fikirlerimi bir anda alt üst etti ve yapımla alakalı gelişmeleri araştırmaya başladım. Müzikleri içinde Hans Zimmer'le anlaştıklarını öğrenince beni fena heyecan bastı. Acil şunun bir videosunu yapmak istedim. Hadi gelin Disney Plus'taki Atatürk dizisine ait haberlerin detayları nelermiş bir bakalım. He siz de bu arada bir abone ol tuşuna uğrayın. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Bak sırf Aras'ın oyunculuğunu izleyebilmek için Çukur dizisini takip eden biriydim. Ve dizi bittikten sonra o kadar çok sessiz sakin takıldı ki büyük projelerin peşinde olduğu çok belliydi. E bu yüzden de dizimizin kadrosunda ismini görünce pek de şaşırdığım söylenemez. Ve bildiğiniz üzere Netflix ülkemizde gösterime başladıktan yıllar sonra Türk yapımlarına fırsat tanımaya karar vermişti. Ve Muhafız dizisinin kan donduran oyunculuklarını ve görsel efektlerini gördükten sonra keşke hiç bu topa girmeseler bile demiştik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatılacağı dizide Aras Bulut İğnemli'nin partnerinin Türk bir oyuncu olması beklenirken ergenlik yıllarımda aşık olduğum Harry Potter'ın Hermione Granger'ı Emma Watson'ın ismi ortaya çıkınca ben bir kısa süreliğine iptal oldum. Ve Mehmet Aday Öztekin tarafından yönetilecek olan dizimize Emma Watson'ın katılma olayına tam alışmaya başlamışken de bu yapım için bomba gibi bir anlaşma daha yapıldığı ortaya çıktı. 95 yılında en iyi film müzik dalında akademi ödülü aldığı Aslan Kral, Karayip Korsanları serisi, Yıldızlar Arası, Gladiator, Başlangıç, Dunkirk ve Batman üçlemesi gibi her biri ayrı güzel olan filmlerin müziklerini yapan Hans Zimmer Atatürk dizisinin müziklerini de yapacakmış. Bak son çıkan Robert Pattinson'lı Batman filminin müzikleri çok yersiz ve yetersizdi. Ki bu yüzden orada da Hans abimizle niye anlaşmadınız diye isyan edip durmuştuk. İlerleyen günlerde yapımla alakalı çok daha güzel haberler gelecek gibi gözüküyor. Çünkü sadece Türkiye'ye yönelik bir dizi olmayacağı daha başından belli. E gelir gelmez videosu da bir tık uzağınızda olacak. Evet, Disney Plus'ın şu anki aylık fiyatı 35 TL, yıllıksa 350 TL olarak açıklandı. Tabi yarını bırak, 1-2 saat sonra bu fiyatlar ne olur bilinmez. Kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyacak olan platform, aynı zamanda tek bir hesap üzerinden 7 farklı profil oluşturabilmeyi de sağlıyor. Yani danaya girer gibi aldığımız aboneliklere bir yenisi daha eklenecek gibi duruyor. Her ne kadar Disney platformunun kurulmasına ve ülkemize geliyor olmasına sevinsem de son zamanlarda yaptıkları işte Falcon and the Winter Soldier dizisindeki sansürler olsun, Moon Knight'ın izleme yaşını düşürmeye çalışmaları olsun beni bir korkutmadı değil. Eğer son gelen Doctor Strange kısaltması da bununla alakalı çıkarsa çok fena söverim. Yani biz Marvel çocuksu yapısından sonunda kurtuluyor diye sevinirken daha da bok etmek üzereler. Neyse, bir videomuzun daha sonuna geldik. Görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda yağdırın gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.